Anne, şunu görmen lazım. Ne oldu? Neyi görüyorum ben? Evet, minik Çetinoğlu'ndan son dakika gelişmesi var. Ya bir dakika Emine, bir dakika müsaade et de çocuk anlatsın ya. Söyle yavrum, ne oldu? Anne, şu videoyu izle hemen. Tamam, izleyeyim. Ne bu? Halil Söyletmez'in bir videosu. Ha. O kim? Of baba, sen de hiçbir şey bilmiyorsun. Video çekiyor. Onun da sizin gibi bir kanalı var internette. Ama tabii o bizden çok ünlü Halil. Sizin en büyük rakibiniz. Ben şöyle söyleyeyim sana. Yani 2 milyona yakın abonesi var. Ve yani videolarını milyonlar izliyor. Anne sonra anlatırsın. Şimdi izleyeyim bunu. Tamam. Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlere mükemmel bir çekilişle merhaba diyorum bu akşam. Yarın hiç tanımadığım bir ailenin evine gidip orada bir gün geçireceğim. Ama bu aile kim olacak? Tabii ki sen olacaksın. Eğer çekilişe katılmak istiyorsan bana mesaj at. Eğer sen çıkarsan senin evine gelip ailenle beraber, seninle beraber bir gün geçireceğim. Görüşmek üzere. Mesajlarını bekliyorum. Hiç aklından bile geçirme. Anne ne olur. Anne bize gelsin ne olur anne. Ya Allah Allah. Ne oluyor şimdi? Ben hiçbir şey anlamadım. Ne olacak yani? Şimdi bu çocuk buraya mı gelecek? Biz seçilmiş aile olabilir miyiz acaba? Olamayız. Böyle bir şey mümkün değil. Söylüyorum. Yok. Mesaj tamamdır. Oley be. Ne oluyor ya? Sen şimdi kime mesaj attın kızım? İşte bu videosu olan çocuğa attım baba. Yani yarın bizim eve gelsin diye kuraya katılmak için mesaj attım. Ay inşallah bize gelir. Babacığım çok teşekkür ederim. Ben arkadaşlarıma haber vermeye gidiyorum. Tamam, tamam. Çok teşekkür ederim ya. Süper, siz Elif'e kadar mutlu oldu baksana. Yani allem ettin, kallem ettin o mesajı attın. Velev ki o çocuk buraya geldi. Ben yokum. Şimdiden söyleyeyim. Siz ne yapıyorsanız yapın. Lan oyun bozanlık etme Haluk. Başta kabul ettin. Şimdi öyle nedir yani ben yokum filan? Hayır. Zeynep çok istiyorsa mesaj at dedim. Ben burada olacağım demedim. Öpçüm kabul etmiyorum. Eğer yarın geliyorsa Halil buraya sen de buradasın. Acı bir şey söyleyeceğim. Tamam daha çok Zeynep istiyor diye attım ben mesajı ama biraz da bizim için de attım yani. Haluk'cum bir düşünsene. Ya şimdi bizim videomuz onun kanalında yayınlandığında bize ne kadar çok takipçi gelir? Ne kadar? Çok. Düşünsene onu milyonlar izliyor. Yani neredeyse babaanne olacaksın. Hala böyle milyonlarca abone peşindesin. İnanamıyorum. Ya kusura bakmayın çocuklar. Yani ben bunu devamlı sorup duruyorum ama ben bunu hala anlamadım ya. Kemal amca, biz onun son derece farkındayız. Önemli değil babacığım. Ben sana anlatayım tekrar istersen. Ya boş ver baba. Bu kızının yaptığı işlere akıl sır ermez. O yüzden boş ver. Anlamaya çalışmasın. Meltem Hanım ne oldu? Haber var mı? Yok yok. Daha bir şey yok. Şimdi kim bilir kaç milyon kişi mesaj atmıştır anca. Millet kafayı yemiş ha. Yalnız ben bir şey anlamadım ya. Kemal amca sadece bir şey mi anlamadın? Ay ya bir şey kafama takıldı. Sen sor babacığım bana, ben anlatırım sana. Yavrum şimdi bu çocuk neden böyle yapıyor? Yani neden hiç tanımadığı bir ailenin evine gelip video çekiyor? Kafayı yediği için. Sen bakma Haluk'a baba. Ben sana şöyle anlatayım. Şimdi internette artık herkes farklı içerikler peşinde. Yani kimsenin akıl edemediği ya da cesaret edemediği şeyleri yapmaya çalışıyor. Düşünsene, hiç tanımadığın bir insanın evine gidiyorsun, bir video çekiyorsun. Doğru. Şimdi buraya gelecek ne yapacak? Ne yapacak? Boş boş video çekecek. Niye boş boş olsun? Niye boş boş olsun? Ya yani beraber sohbet edebiliriz. Ondan sonra oyunlar oynayabiliriz. Bizim kanalımız için içerikler üretebiliriz. Yeni videoyu yüklüyor. Birazdan açıklayacağım diyor. Birazdan paylaşacağım. Yarın kimin evine gideceğini diyor. Ay çok heyecanlı. Meltem Hanım dakika ve skor verin. Ay, dur daha bir şey paylaşmadı. Bekliyorum işte. Sanırsın Dünya Kupası grup kurası çekiliyor. Evde öyle bir heyecan. Geldi. Gel. Başlat.
ederim. Yani bu kadar yoğun katılımın olacağını bilsem bunu daha önceden yapardım. Birçok mesaj geldi. Çok mesaj geldi ama biz hepsini seçtik, eledik, derledik ve kazananı bulduk. Kim biliyor musunuz? Tahmin edin. Haluk ve Meltem Çetinoğlu'nun evine gidiyoruz. Yarın Haluk ve Meltem Çetinoğlu. Size geliyorum. Bekleyin beni. Anne ya, Kemal ve resim kursuna bugün gitmesen? Bu konuyu seninle daha önce konuştuk ama. Bugün erteleyelim lütfen. Zeynep. Ama Halil abiyi ne kadar görmek istediğimi biliyorsun. Biliyorum ve zaten göreceksin de bir tanem. Biraz sonra gelir, beraber kahvaltı ederiz. Sonra Emine ablayla gidersiniz. Sonra muhtemelen sen döndüğünde hala burada olur zaten. Yine görürsün. Bana güvenmeyin. Yani gözüme bir şey böyle batarsa ederse anında gönderirim evden ona göre. Ya baba, sakın ben gelmeden evden yollama. Hazır mısın? Hazır, hazır. Dur. Heh. Önce takipçilerime duyuru yapayım. Ondan sonra girelim, tamam? Girdin mi? Evet. Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Bugün bir gün boyunca misafir olacağım. Haluk ve Meltem'in evinin önündeyim. Gerçi bir gün diyorum ama bana bir gün boyunca katlanabileceklerini hiç zannetmiyorum. Şimdi arkadaşlar, içeride kimsenin haberi yok ama ben bu maskeyle beraber bugün öyle şeyler yapacağım ki adeta belalı bir misafir olacağım kendilerine. Rekor istiyorum arkadaşlar. Rekor denemesi yapmak istiyorum. Bakalım bana ne kadar dayanabilecekler. Ey mi yaman, bey mi yaman. Geliyorum Haluk, geliyorum Meltem. Ya nerede kaldı bu çocuk? Geldi. Haluk'cum kalksana. Ya baba. Hadi. Tamam, tamam. Merhaba, ben geldim. Merhaba, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Meltem ben. Merhaba. 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 Buyurun. Geç, geç. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Meltem Çetinoğlu ve Haluk Çetinoğlu'nun evine görkemli bir giriş yaptım. Gerçekten de çok görkemli bir giriş oldu. Ödümüz koptu. Küçücük çocuk var. Ya korkudan düşüp bayılsaydı? Haluk'cum bu bir şaka. Bir şaka yani lütfen. Ya tabii şaka şaka. Nasıl çığlık attıysan bütün site duydu. Bu arada evde bulunduğumuz sürece canlı yayındayız. Haluk. Şu anda canlı yayında mıyız? Evet, en salla Haluk'cum. Hello. Ne sırıtıyorsun öyle? Bana mı dediniz? Evet, sana dedim. Burada öyle sırıtan başka kimse var mı? Böyle bana bakıyorsun. Ne var, bir şey mi var? Haluk Bey pek misafirperver değil galiba ya. Aa, yok, yok. Hiç öyle değildir Haluk'cum. Çok sever misafirleri, değil mi Haluk'cum? Biz çok mutlu olduk. İyi ki geldin. Yani iyi ki seçtin bizi. Çok çok mutluyuz. Biz, yok, ben seçmedim. Rastgele seçildiniz. Öyle sizin şansınıza yani. Aman ne şans, ne şans. Hoş geldin Halil'cim. Tekrar yani tekrar hoş geldin. İyi ki geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, ilk başta çok korktum ama şimdi geçti. İyi ki geldin Halil'a. Çok teşekkür ederim. Seninle daha çok eğleneceğiz. Çok işimiz var, çok işimiz var. Bugün çok eğleneceğiz. Kız nerede? Ay, mutfakta. Gideyim getireyim ben. Aa, durun durun. Yaşlı başlı halinizde siz mi getireceksiniz ya? Ben getiririm ya. Durun, oturun siz. Yok hani misafirsin ya, o yüzden şey ettik. Ya lütfen rica ediyorum ya. Bir gün boyunca bu evin ferdi olmama izin verin ama. Nerede mutfak? Mutfak şurası, şu kapıdan girince tamam. Tezgahın üstündedir. Tamam. Murat, sen de gel. Gel. Yaşlı başlı dedi. Tamam dedi açık. Evet, sana bir şey daha. Bana yaşlı dedi. Evet arkadaşlar, belalı misafir oyununu oynarken tabii ki kimi sinir edeceğim?
Haluk, seni seçtim Haluk. Haluk'u sinir edince çok eğleniyorum. Çok eğlenceli. Şimdi gördüğünüz bu tuzluğu alıp içeri geçeceğim. Ve biraz gevşeteceğim. Bakın Haluk'un başında neler gelecek. Oldukça eğlenceli anlar yaşayacağız. Hepsi burada. İsteyin. Burak, gel sen de çek şunu. Her şeyi çekmek zorunda mısın? Git. Bunun için buradayız Halukçum. Halukçum. Öyle Halukçum Malukçum ne ayak ya? Ben senin asker arkadaşım. Ne Haluk? Yani Halukçum. Haluk, canlı yayındayız. Bu kadar sinirlenmesem mi acaba, değil mi? Sen de bana Halil diyorsun. Bunu büyütülecek bir şey yok. Bence böyle daha samimi ya. O kadar samimiyete gerek yok. O zaman bana Halil Bey diyebilirsin. Ben... Hadi, kendi ellerimle. Çek bunu, çek. Çek bunu, çek. İnanılmaz ya. Ben bir yerimi yüzümü yıkayayım. Emoş'um, hazır kalkmışken bana da bir çay doldursana ya. Emoş mu? Ya bana ikide bir de Emoş deyip durmayın ya. Olur teyze. Evet arkadaşlar, hazır Haluk burada yokken ona inanamayacağı bir şaka yapacağım. Bu görmüş olduğunuz pırt minderini Haluk'un oturduğu sandalyeye koyacağım ve neler olacağını tahmin bile edemezsiniz. Like'ları bekliyorum arkadaşlar, like'ları bekliyorum lütfen. Evet. Emine. Emine. Efendim. Zeynep hazır. Ha bakalım. Hadi yavaş yavaş çıkabilirsiniz siz. Hadi bakalım. Ben şaka uyurdum da ben hallederim. Çayınız mı yok? Ben şey yapayım hemen. Ben hemen şey yapıyorum. Teşekkürler. Dur bakalım. Pelin abi, ben geldiğimde lütfen burada ol. Ya ben de çok isterim hayatım ama inşallah beni kovmazlar yani. Beni kovmazlarsa yarına kadar buradayım. Buyurun. Çok naziksiniz. Afiyet olsun. Ya nasıl kokuttun Haluk ya? İnanamıyorum ya. Beğeni ve koru bekliyorum. Beğeni ve koru bekliyorum. Haluk el salla lütfen. Haluk. Tamam kızıyorsun, haklısın da ne olur bak. Yani bu hem kızımız için çok önemli. Hem her şeyden önce misafirler evimizde. Değil mi? Görmüyor musun? Benimle uğraşıyor. Tamam. Seninle uğraşıyor çünkü sen ona malzeme veriyorsun. Sen sinirlendikçe onun işine geliyor bu. Ya lütfen Haluk bak canlı yayındayız. Ne olur söylediklerine dikkat et. Ya bu bizim kendi kanalımız için de çok önemli. Lütfen rica ediyorum senden. Yani sayende çoluk çocuğa rezil olduk. Maskara etti bizi. Haklısın. Haklısın. Ama yani sen sinirlenmesen, sakin kalsan bu iş bitecek. Evet. Tamam biraz sinirlendirmiş olabilirim ama yani size kendimi affettirebilirim sevgili Haluk. Sana kendi ellerimle çay yaptım. Bak gerçekten özür dilerim yani o yüzden o mahiyetle. Ya nereden buldunuz o çaydanlığı da ben şey kaldırmıştım. Burak lütfen bu anları ölümsüzleştirmeni rica ediyorum çünkü Haluk'la ateşkes imzalıyoruz. Evet arkadaşlar, bu anları da ölümsüzleştirip sizlerle paylaşmak istiyorum. Haluk'cum çayın galiba ya bunu da yemez dedim ama yedi ya. Rekorlar idi. Çayınızı...
doldurayım. Alo. Canlı canlı dönsem. No. Zeynep'i düşün. Kanalımızı düşün. Bak bizim kanalımız için de çok önemli. No. O ne? Su. Ya biraz boğazları şey yapmışım da. O yüzden. Ben taş fırın erkeğiyim. Allah'tan başka kimseden korkmam. Emin misin? Az önce öyle görünmüyordun ama. İçeriden geldin. Kesin bir işler karıştırdın gene. Yok artık ya. Arkadaşlar görüyorsunuz Haluk'un evinde tuvalete gitmek bile sıkıntı. Resmen diken üstünde yaşıyoruz. Çek oğlum bunları. Sen mi diken üstünde yaşıyorsun, biz mi? Haluk'cum ama yani tuvalete gitti, su içti, bir şey yok. Kesin bir şeyler yaptı. Emine. Geldim. Çekme, nasıl çektin? Herkese merhaba. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba. Asıl hoş bulduk. Tünürzu, Pagayrim evinde ünlü kana sahiplerini davet etmişsin. Ya evet, sağ olsun. Davet ettim, geldi. Peki ben eksik kalır mıyım? Kalmazsınız. Allah eksikliğinizi göstermesin sultanım. Amin. Güzelsin. Sen de amin desin. Amin sultan. Ya kusura bakmayın. Yani sizin de misafiriniz var abi, rahatsız ettik ama benim karı durmadı. İlle kitalım. Çekti, getirdi beni buraya ya. Her şey getirdi ömrüsa. Nerede götürüldü? Sen de bir alimsin yani. Sağ kalsa bizim kanal yerlerde sürünür. Bak tünürlerinkini adı başına gidiyor. Halil, uşağım, yarın bize geleceksin. Anlamadım. Yarın diyorum bizim eve geleceksin, bizim evde de bir video çekeceksin. Zorunda mıyım? Zorunda mıyım? Ha bu ne diyor ya? Tabii ki zorundasın. Yoksa soru kullanmak zorunda kalırım. Ne gibi mesela? Bir takipçilerime anlatır mısınız? Burak, çek evlat. Tabii ki en büyük kozumu kullanacağım. Rıza bebeğim Küstür amcalara sevdiriyor. Ya havle vela kuvvet. Ya tepemin tasını attırma sultan. Atsın. İşte tepenin tası atsın da Rıza bilsin ya. Halil, yarın bize gel uşağım. Ne kadar ikna edici oldun Rıza. Niye abayım? Tehdit ne diyeyim adama? Sen ne sanıyorsun beni ya? Tehdit ne diyor yani? Ne var? İrana mı yapışır? Tehdit etsin ne olur? Ne bu yani? Etta, Sultan Hanım. Siz acaba kendinize başka içerikli videolar mı bulsanız? Yani böyle aynı olmasa mesela içeriklerimiz. Aksine ben de düşünürüm ki kesinlikle aynı olmalı. Yani birbirine yakın olmalı. Hatta aynı olabilir. Aslında ben bazen ne düşünürüm biliyor musun? Keşke ha bu kanal işini Rıza'yla açmasaydım da senin önünü açsaydım. Adını da koyardık iki sünürlü fısı fısı. Vallahi çok iyi fikirmiş. Bence de. Bence sen beni bırak, Sultan Hanım da ortak. Kesinlikle. Hatta ben kanalı şimdi açayım. Fazla kanın küs çıkırmaz, İki sünürlü fısı ve hatta beraber yaptığımız bir dansı koyalım ilk video olarak. Evet, uçuşan pestemaller dansına bayıldı millet. Bayıldı millet, öldüler. Dur, ha bu uçuşan tansı tutuyorum. Sen çekiyorsun, tamam mı? Kayıtta mıyız? Kayıttayız. Siz dans ederken Burak da çeksin. Ha, ne yapıyorsun? Adamların önünde dans mı edeceksin? İşte siz sağ doğru dans edeyim Rüzel'cim. Karı mı kıraysın ama? Evet, DJ. Bir müziği. Hey.
yarın da sizin eve gelmemi mi istiyorsunuz? Evet. Evet, bizim eve gelmeni istiyoruz. Emin misiniz? Ne demek emin misiniz? Tabii ki bizim eve geleceksin. Dünür, bence tekrar düşünün. Bakın sonra elinizden bir kaza çıkabilir. Ya biz kaza bela para teneriyizdir ya. Gel annene bebeğim. Valla Haluk ve Meltem'in evinde daha çok fazla mı kalacağım yoksa sizin evde mi daha çok fazla kalacağım bilemiyorum tabii. Tabii ki bizim evde daha çok fazla kalacaksın. Bu da soru mudur ha şimdi? Tabii ki bizim evde daha çok fazla kalacaksın. Demek o kadar iddialısınız. İddia mı? İddia benim köpek adamım. E hadi o zaman bir deneme yapalım. Vuu, deneme sürüşüm. Ay olurum. Yırttın hadi ya. Çek oğlum kendini, çek orayı, çek. Sürem bozuldu. Ay sen niye böyle bir şey yaptın şimdi? Sen niye ittin uşağım? Ben halde getireyim şimdi sen şu tarafa. Ya abartmayın ya, fenle çıkar ya. Kutku Efendi. İyi mi? Çok teşekkür ederim. Yardım ister misin? Şimdi sen getireceksin. Yavaşsın Emine, yavaşsın. Bir bak, bir. Uy! Senin de sonu kırışacağız Halil Efendi. Gibi oldu. Yaptığını beğendin mi Halil Efendi? Vallahi çok beğendim. Hatta bu canlı yayını kapattıktan sonra kaydedeceğim. Belalı misafirin bir günü olarak mı paylaşacağım? Eğer böyle yapmaya devam edersen videonun ismini belalı misafirin son günü olarak değiştirebilirsin. Vallahi yemin ediyorum size ne kadar teşekkür etsem azdır ya. Sizin sayenizde izleyici rekoru kırdık ya. Değil mi? İzleyiciler de aynı şeyi düşünüyor. Rekor kırıyoruz ya. Ne mutlu bize Halil'cim. Merhaba. Merhaba. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ay, Halil Bey buradaymış dediler, biz de geldik. Tuna dur. Adam, ay Allah'ım ya Rabbim. Dur, senden önce çocuklar var. Merhaba, merhaba, merhaba. Şey, çok şey yaptık. Niye haber vermiş soruk? Bu gördüm, görürüm. Hadi işte şurada. Verdiler, geldik Tuna. Ay bayılacak. Çocuklar geç. Geçelim, tamam. Sakin olur musun lütfen? Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Beton. Merve. Merhaba. Sonra bir şey çekebiliriz değil mi? Eğer şey olursa sizin için bir mahsul yoksa beraber bir selfie de yapabiliriz, video da yapabiliriz baba, yani. Baba az bir dur ya, önce ben video çekeceğim. Ay dönüp Gülür. Niye ben? Ay Gülür. Niye çekeyim Gülür ya? Önce çocuklar çekecek tabii ki Tunay. Ne olur ama Gülür ya? Önce benim çekmem lazım Gülür ya. Olur mu ya? Oğlum çocuk musun sen ya? Çocuk. Bak önce çocuklar çeksin. O ne öyle şikayet eder gibi. Gülür ya, Gülür ya. Halil burada ya Halil. Bir tane bir çekmem lazım yani. Onu da almam değil de. Ay. Tamam, tamam. Tamam. Ay benim de sizin gibi bir kanalım var da. Acaba onun için böyle birlikte bir video çeksek olur mu? Biliyorum. İki video izlemiştim. Tabii ki çekebiliriz, değil mi? Ay tamam. Ay çok, ama burası çok sesli ya onun için. Zeynep'in odasına gidelim. Ortu sen de gel, sen bizi çekersin, olur mu? Ol, emredersin. Ya da olur işte, hadi gel. Hadi gidin, gidin. Tamam. Kalk edelim. Hadi teşekkür ederim. Sağ ol. Sen de sağ ol. Görüş. Evet. Hadi gideyim mi? Ben de gideyim. Gitme, otur Tuna. Gideyim şey. Bekle, şöyle gel. Şimdi birazdan gelirler, onlar gelince çekersin. Tuna, sen bizim Side tatilinden ne güzel fotoğraflar paylaşmışsın öyle. DVT yapayım dedim biraz. Hmm. Ama güzel fotoğraflar yani. Yok. Hiç hatırlatma. Neden Haluk? Ya neden olduğunu gayet iyi biliyorsun. Nedeni bence sen daha iyi biliyorsun. Ay ben ne kadar güzel bronzlaşmıştım. Ne hoştuk çok, değil mi Gönül? Yani çok da güzel bir oteldi. Ay yazı çok özledim ben. Ben de. Tabii yaz gelse bu sefer kışı ne kadar özledim diyeceksiniz. Yani siz bir türlü bir şey beğenmiyorsunuz. Ne alakası var? Çok alakası var. Ne oldu Meltem? Meltem Hanım ne oldu? Hoş olmayan bir şey mi gördünüz? Sinirlerim bozuldu. Daha fazla bakmayacağım. Ne güzel fotoğraf canım. Hep beraber havuz başındayız. Ya bak bakalım. Bak şimdi. Hep beraber havuz başındayız. Haluk nerede? Nerede? Hakikaten o fotoğrafta Haluk nerede? Aa, arkada birine bakıyor. Bakıyorsun, bir söylesene bana nereye bakıyorsun evet. Sen? Oğlum hep senin yüzünden ha, gülüp durma.
Unutma, fark etmemiştim onu. Ne yapayım ama canım yani öyle... Çirkin. Ne yapayım mı? Ne demek ne yapayım? Ay çok teşekkür ederim, çok güzel oldu. Rica ederim, ne demek her zaman. Ay o zaman ben bunu hemen kanalıma yükleyeyim. Yukarı çıkayım paylaşalım. Tamam bekle, ben de seninle gideyim. Anne biz gidiyoruz. Tamam canım biz... hadi gidelim. Teşekkür ederim tekrar. Güle güle. Ben de gitseydim keşke. Sen okul hiçbir yere gitmiyorsun. Sen cezalısın. Neden abicim ya? Sana bir süre paylaşım yasağı getiriyorum. Senin paylaşımların benim başımı belaya sokuyor. Kendi suçunu niye bende arıyorsun? Affedersin, niye bende arıyorsun abicim? Hepsi senin o TBT merakın yüzünden. Ha sen baktın bir şey olmadı, benim TBT problemi oldu. Öyle mi yani? Bu arada pes yani Haluk. İnanamıyorum şeylere baktığına. Yani bunu Tuna yapmış olsaydı... Oh. Bilemiyorum yani. Hayatta yapma böyle bir şey. Bir de yani biz o tatil boyunca kavga etmiştik. Ben ona baktın dedim, o da bana asla asla dedi. Aa gördüm işte, gördüm. Bak Tuna'nın fotoğrafında bütün gerçekler ortaya çıktı. Bakmadım. Şeytan ayrıntıda gizlidir Haluk Bey. Gözüm kaymış. Ya bir şey diyeceğim. Deminden beri konuşuyorsunuz ama ben de anlamadım. Nedir mevzu? Haluk neye bakmış? Ben anlatayım. Sus! Ağzını açarsam fena yaparım. Ya ama ben merak ederim. Sen de her şeyi merak etme. Yok, çok merak eder. Ben ya onu çok merak etmesin diye şey yapıyorum. Yoksa sakın ha. Çok merak etme Haluk. Sakın diyorum. Ama meraktan çok kötü olur yani. O yüzden diyorum. Söylersen sen de video çekilir. Söylersen ağzını burnunu kırarım. Söylersen seni sosyal medya hesaplarımda paylaştırıp 3000 takipçi sağlarım. O 3000 takipçiyle hastanede buluşursun. Yemeğini pipetle yerken. Meltem uzatma ya. Seninle uzun bir süre konuşmak istemiyorum Haluk. Ne yapacaksın? Çocuk gibi küsecek misin bana? Sen dua et ki Meltem'le evlisin. Yoksa bilemiyorum yani. Yani tabii yani. Bu arada şey Gönül, yani bana ne kadar çok mesaj geliyor bana şeyden. O kadar böyle geliyor ki bana bir... Yani size de geliyor mu acaba çok mesaj? Ya bana da çok geliyor ama ben okuyamıyorum tabii, hepsine bakamıyorum. Enteresan, ben de şimdi baksanız diyorum hani. Evet. Bazen böyle, böyle içimden bir ses, şu anda bak mesela ilginç bir şey diyor. Yani bir sana enteresan bir mesaj gelmiş olabilir gibi. Yani öyle bir hisse kapıldım ben Haluk. Öyle bir şey var. Bu ne ya? Ya sen ne yere bakan yürek yakanmışsın Haluk? Şuraya bak ya. Ana. Zero. Aa. Aa ne oldu? Acaba benim şeye mi bakıyor acaba? Aa ona mı? Bilmem. Öyle bir şey mi oldu acaba? Harika bir şey ya. Demek Side de yüzsüz kadınlara baktın öyle mi ya? Oğlum neye baktığımı söylüyor. Mesaj attın değil mi? Ben. Kabul ediyorsun yani baktığını. Gözüm kaydı. Bakmadım. Hayret bir şeysin Haluk. Arkadaşlar bu eve bela olarak geldim ama bu evde bela birisi daha var. Kim? Haluk. Neden? Çünkü üstsüz kadınlara bakıyor. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. Çıldırıyorum ya. Ben sana çekme demedim mi? Ay pardon. Kusura bakma, sana vurmayacaktık ya. Çek böyle. Meltem, sen kocana güvenmiyor musun? Bilerek bakmadım diyorum. Öyle birden karşıma çıkınca ana dedim ya. Ana bakış öyle, bir gözüm kaydı. O zaman da söyledim sana. Doğru mu söylüyorsun? Evet. Taşvar'ın sözü ya. Hadi uzatmayalım, bak birazdan Zeynep de gelecek. Sen güven bana ya. Bakmadım diyorum. Çok bozuldum ama yani. Hayır bir de niye şimdi sen çocuğa yumruk attın ki? Hayır bir de öteki asıl şey oldu, rezil olduk yani. Rezil olduk ama benim yumruğumdan değil. Ya umarım kanalımız hakkında kötü konuşmaz. Yani eğer kanalımızı kötülerse biz daha büyümeden yok olur gideriz hep. Aa. Merhabalar. Merhaba.
Merhaba. Buyurun. Merhabalar. Merhabalar. Ben bu şeyi size getirmiştim de. Aa, biz özür dilemek için geldik de. Yani hem teşekkür hem özür dilemek için. Ya ne yaptık ki biz? Yani şimdi sizin sayenizde çok izlendik. Yani bugüne kadar hiç böyle izlenmemiştik değil mi? Yani 5 milyon kişi tarafından izlendi birkaç saat içinde. Bu bir rekor ya, rekor. Yani onun için size teşekkür etmek için gelmiştim. Ya bakalım. Bir de şimdi özür dileriz gerçekten. Yani biz aslında böyle bir insanlar değiliz. Yani bunu sırf hani böyle bir eğlence, bir espri, bir komiklik olsun diye. Formatın adı bu aslında ya. Belalı misafir. Yani böyle bir format bulduk. Kusura bakmayın yani aslında böyle insanlar değiliz. Biz de sizden özür dilemek için şey ettik. Eğer çok izlendiyse benim yumruğum sayesindedir. Yani olabilir. Evet olabilir. Doğru ama yani sonuçta. Neyse kardeş Burak. Burak da değil mi? Evet. Sen de kusura bakma yani. Sıkıntı yok Haluk abi. Bu izlenme sayısına değer. İyi hadi geçin çay içelim. Ama sen koymayacaksın. Yok aman ulan tamam. Ben şey yapayım buyurun lütfen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.